Merhaba arkadaşlar. Dün Erdoğan canlı yayındayken Türkiye'nin yarısını falan böyle bayağı korkutan bir olay yaşandı. Erdoğan fenalaştı. Hatta sunucu bir şeyler sormaya çalışırken arkadan böyle kusma sesleri geldi. Büyük ihtimalle de kustu. Ondan sonra sunucu eyvah eyvah falan dedi. Hemen reklamlara gittiler. Sonrasında Erdoğan canlı yayına devam edemedi ve açıklama geldi. Midesini üşütmüş birazcık. Böyle söylendi. Önce o görüntüleri izleyelim, ondan sonra değerlendireceğiz. Umut taahhütler konusunda bize ipuçları verir misiniz? Evet. Kısa bir. Evet, görüntüler bu şekilde. Şimdi burada tabii ki fiziksel bir savaş vermiyoruz. Kimsenin sağlıksal durumundan ötürü başına bir şey gelmesini istemem. Keza bence adil yargı önünde eski hükümetten hemen herkes yargılanmalı. Ben bunu söyleyince AK Partili hesaplar çok fazla kızıyorlar. İşte troller falan üzerime geliyorlar ama eğer birinin suçu olmadığını düşünüyorsanız bu konu hakkında korkmanıza, kudurmanıza da gerek yok. Mesela yarın bir gün bana yolsuzlukla alakalı bir dava açılsa hiçbir şekilde korkmam, çekinmem. Giderim davamın sonuçlanmasını beklerim çünkü böyle bir şey yapmadım. O yüzden herkesin, bütün Cumhurbaşkanı adaylarımızın sağlıksal durumu bizim için çok önemli. Önümüzde güzel bir seçim var. Umarım demokratik yollarla gerçekleşecek. Olayın öteki tarafına döndüğümüz zaman zaten aylardır tartışılan bir konu var. Erdoğan'ın sağlıksal problemleri mi var? Hatta bununla alakalı özel bir video yapmıştım ben zaten. Kimi canlı yayınlarda, konuşmalarında gösterdiği bir takım garip hareketler, sağlıksal durumunun pek de iyiye gitmediği, hatta bazı problemleri olduğuna dair bir takım iddialar, duyumlar. Bunları listelemiştim, derlemiştim. Ve bunlar olmayacak şeyler değil. Hepimiz insanız. Tabii işin iftira boyutu var. Benim öyle bir derdim yok. Ben zaten iddiaları listelemiştim. Erdoğan yaşlı bir adam. Her ne kadar bugün genç, dinamik gibi gösterilmeye çalışılsa da öyle değil artık. Eski Erdoğan yok ve bunun fark edilmemesini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak ne zaman Erdoğan'ın önünden bir metin gitse, kendi başına konuşmaya başlasa mutlaka bir gaf yapıyor. Geçen gün işte engelli gafı yaptı. Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin? Yine winner jacket gafı yaptı. A2 İngilizce. Ya o winner ceketi kim giyiyor? En sonunda canlı yayında fenalaştı falan. Bununla alakalı Twitter'da bayağı bir, tırnak içinde söylüyorum, makara döndü. Makaranın dönme sebebi de birisinin sağlığına bir şey geldiği için değil, Erdoğan'ın bu yayından hemen önce Halk ziyareti sırasında Halk'tan gelen yiyecekleri yemiş olması. Orada işte bir teyze baklava falan ikram ediyor. Erdoğan da onları yiyor. Şimdi burada bir sıkıntı var, mideyi üşüttüyse. Çünkü bir yiyecek sebep olduysa bu teyzenin büyük ihtimalle başı belaya girmiş olabilir. Her ne kadar ciddiyetsiz anlatsam da ciddi manada olayın özüne geldiğimizde gerçekten bu şekilde tarihte ölmüş, zehirli cumhurbaşkanları, krallar falan olmuş. Hatta bugün Turgut Özal'ın ölümü bile tartışılan bir şey yakın Türkiye tarihinde. Osmanlı tarihinde işte padişahlar var. Bu tarz denemeler olduğuna dair. O yüzden padişahlardan önce falan yemeklerin tadına bakan insanlar varmış mesela Osmanlı'da. Çünkü her ne kadar kral, padişah, cumhurbaşkanı falan bile desek hepsi insan. Bilmiyorum o kadına ne oldu ya da Erdoğan'ın fenalaşma sebebi neydi. Ancak bu mitinglerini de etkiledi arkadaşlar. 3-4 tane mitinge katılamayacağını açıkladı. Sonrasında tabii Twitter'da bazı sorular döndü, tartışmalar döndü. Ya Erdoğan mesela sağlıksal problemlerinden ötürü seçime giremezse. Bunlar çok ütopik senaryolar tabii ki. Ben böyle bir şey yaşanacağını düşünmüyorum. Ama ilginç olurdu tabii düşününce. Sadece Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir oy pusulası önüme gelse, ya bir eksik var falan olurdum. O yüzden Erdoğan orada olsun. Bu Erdoğan'ı genç gösterme muhabbetine gelecek olursak, bu gerçekten de şimdi vereceğim örneklerle de kanıtlayacağım bir şey. Bugün Erdoğan'ın neredeyse bütün afişlerinde arkadaşlar, panolarda gördüğünüz fotoğrafları hep eski fotoğrafları. Hatta ve hatta oy pusulasında göreceğiniz Erdoğan bile 2014 seçiminde kullanılan fotoğrafın aynısı. Yani neredeyse 10 yıl önceki Erdoğan'ın fotoğrafını göreceğiz orada. Hafızam beni yanıltıyor olabilir. 2018'de olabilir ama bunun bir önemi yok çünkü şöyle bir örnekten gideceğim. Bugün bir pasaport almak istediğinizde bile, ki pasaport çok önemli bir materyal, ne diyorlar? En az 3 aylık vesikalık fotoğrafını getirmen gerekiyor. Bunun sebebi ne? Çünkü sana en çok benzeyeni yakalamaya çalışıyorlar. Yani bırakın pasaportu, bugün devlet dairesinde herhangi bir iş halletmeniz gerektiğinde bile en az 6 aylık vesikalık isterler sizden. Ve benim hiç anlamadığım bir nokta, nasıl buna izin veriliyor? Nasıl bu konu hakkında bir düzenleme yok? Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde o pusulada kendinin yıllar önceki halini kullanabiliyor. Şimdi bu çok önemli bir taktik arkadaşlar. Çünkü birçok insan şu Erdoğan'la şu Erdoğan'ı aynı sanıyor. Ancak o kadar farklılar ki, politikaları çok farklı, söylemleri, yaptıkları, yani şu Erdoğan'la şu Erdoğan arasındaki farkı bilip daha sonrasında fikrini değiştiren çok fazla insan var. İşte o insanların gözüne Erdoğan'ı genç, dinamik göstermeye çalışıyorlar. Ya da eski Erdoğan'mış gibi göstermeye çalışıyorlar. Şimdi dediğim gibi bu çok önemli bir şey. Çünkü bir insanın bir cumhurbaşkanı adayına
oyuna oy vermemek için tek sebebi yaşlı olması bile olabilir. Ve oradaki fotoğraflar insanları manipüle edebilir. Ki edecek de. Ve asıl sormak istediğim soruya geliyorum. Nasıl böyle bir düzenleme yok? Neden mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy pusulasında son 3 ayda çekilmiş bir fotoğraf kullanılmıyor? Ama yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf kullanılabiliyor. Bence bu çok saçma. Yani bugün bu Erdoğan'ın canlı yayında fenalaşma olayından sonra bu konuları değerlendirmek istedim. Çünkü hiç değinmemiştim. Geçmiş olsun diyelim. Bu olayları demokratik düzlemde bitirelim. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.